Bir bilgilendirme, önemli bir bilgilendirme. Etkili yaptığımız bir basın toplantısının etkisini gösteren bir bilgilendirme ve o basın toplantısından dolayı yeni bilgilere ulaşmamızı sağlayan bir konuda bilgilendirme. Dedik ki AHA Ziraat Bankası Yönetim Kurulu sayalım. Ahmet Genç Yönetim Kurulu Başkanı, Veysi Kaynak Yönetim Kurulu Başkan Vekili eski Başbakan Yardımcısı, Hüseyin Aydın Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi, Yusuf Bilmez Yönetim Kurulu Üyesi, Faruk Çelik eski Bakan Yönetim Kurulu Üyesi, Feyzi Çıtır Yönetim Kurulu Üyesi, Mahmut Kaçar eski Vekil Yönetim Kurulu Üyesi, Serih Kaleli eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Nihat Ömeroğlu eski Ombudsman Yönetim Kurulu Üyesi, Gülnur Aybet Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı Yönetim Kurulu Üyesi, Yahya Akben Yönetim Kurulu Üyesi. Bu liste doğru. Ve dedik ki biz bir basın toplantımızda bu yönetim kurulu üyeleri maaş alıyorlar. Öğrendik ki 18 bin liraymış bir telefondan. Ayrıca iki maaş tutarında kar payı adı altında ek ödeme kendilerine ödeniyor. Öğrendik ki doğruymuş. Bir de Sayıştay tespit etmiş ki bunların limitsiz kredi kartları var. Limitsiz. Bu kredi kartlarından yaptıkları harcamaları da Ziraat Bankası'na ödetiyorlar. Sayıştay demiş 3 milyon harcama tespit ettim. Bu harcamaların ne olduğunu istedim bana göstermediler. Biz bunu dile getirdik. Anayasa Mahkemesi'nin eski üyesi ve başkan vekili Serruh Kaleli beni aradı. 2019 Mayıs'a kadar Anayasa Mahkemesi'ndeymiş. Emekli olduğu gün anayasa ay yine 2019'un Mayıs ayında Anayasa Mahkemesi görevi bitince Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'na atanmış. Maaşlarının 18 bin lira olduğunu, iki maaşlık kar payı olduğunu doğruladı. Ancak limitsiz kredi kartının kendisine de verildiğini doğruladı. Bankaya başvurmuş, yazı almış. Kendisi yolladığı için ve duyurulmasını istediği için duyuruyorum. Ziraat Bankası altında müdürün imzaları var genel müdürlükten. İmzalar burada. Bu kredi kartını sonu 11.96 kendisine verdik diyor. Bir de ek kart verdik diyor. Kartın basım tarihinden itibaren bir harcama yapmadınız diyor. Serruh Kaleli bu kartın yönetim kurulu üyelerine limitsiz bir kredi kartı verildiğini doğruluyor. Ancak kendisi etik bulmamış, harcamamış. Sayıştay da diyor ki 3 milyon harcama var. Bana göstermiyorlar. Şimdi diğer yönetim kurulu üyeleri kamuoyunu bilgilendirsin. O kredi kartlarından harcama yapmayanlar belgelerini yolladıkça kamuoyunun bilgilenmesi sebebiyle o konudaki görevimiz gereğince çizeceğiz. Şimdi çizdik. Serruh Kaleli'yi çizdim. Harcamaları bunlardan biri yaptı. Yolladıkça düşeceğim. Kim yaptıysa çıksın. Limitsiz kredi kartlarından kim ne kadar harcadıysa yollasın, göstereceğim. Serruh Bey'e söyledim. Belgesini yollayın söyleyeyim dedim, yolladı. Kartın verildiği yazıyor. Kendisine kartın verildiği yazıyor. Numarasını da yazmışlar birkaç yerini çarpılayarak. Başını sonunu yazmışlar. Verdik, harcamadınız diyor. Serruh Bey 18 bin lira maaş almış. Serruh Bey iki maaş ikramiyeyi almış. Ama limitsiz kredi kartı kullanmayı doğru bulmamış. Diğerleri doğru bulmuş. Başka bulmayan varsa mektuplarını bekliyoruz. Buradan açıkça söyleyeceğiz. Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup konuşmasında vatandaşın gündemini, sıkıntılarını konuşmak yerine döndü dolaştı ve Sayın Genel Başkanımızın SSK Genel Müdürlüğü dönemini Z kuşağına anlatmaları gerektiğini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan Z kuşağının eskileri bilmediğini, eskilerde Genel Başkanımızın Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batırdığını söylüyor.
Öncelikle şunu söylemek lazım. Böyle Z kuşağı Cumhurbaşkanı da olsa, bir partinin genel başkanı da olsa, kimseden talimatla bir konuda kanaat sahibi olacak bir kuşak değil. Bir konuyu merak ettiklerinde dakikalar, saniyeler içinde bilgilere erişebilen ve bu konuda vicdan terazileri de hiç sapmayan bir kuşak. Bizim özendiğimiz bir şey öğretmeye değil, bir şey öğrenmeye çalıştığımız bir topluluk gençler. Öyle efendim Z kuşağı bunları bilmiyor, bunu Z kuşağına anlatın diyor. Hem de kendi yalanını doğru gibi anlatmak istiyor. Z kuşağı elindeki imkanlar el verdiği sürece oradaki en büyük üzüntümüz, en büyük sıkıntımız belli bir yaşın altındaki gençlerin içinde ailelerinin ekonomik sosyal durumlarından dolayı yaşadıkları adaletsizliklerdir. Birinin elindeki cep telefonu diğerinde yoksa, birinin uzaktan bilgiye erişimi, eğitime erişimi varken diğerinin yoksa bu bizim derdimizdir. Bu Z kuşağı olarak nitelendirilen bütün gençlerin de derdidir. Onlar buna tasalanıyorlar. Çünkü onlar en çok eşitsizlikten ve haksızlıktan rahatsızlar. Z kuşağı bir şey öğrenmek isterse öğrenir. Recep Tayyip Erdoğan'ın dikte etmesine gerek yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği durum zaten komik bir durum. Şöyle ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü iken o SSK'nın bağlı olduğu bir çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı var. Ayrıca o bakanın bağlı olduğu bir başbakan var. Halk başbakanları değiştiriyor. Halk bakanları, başbakanlar bakanları değiştiriyor. SSK Genel Müdürü SSK'da hükümetin aldığı kararları yapıyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan kendi dönemiyle ilgili övünürken ben yapmadım, genel müdürlerim yaptı diyor mu? Mesela duble yollar yaptık diye övünürken dönüp aslında bu benim başarım değil, partimizin övünceği bir durum yok. Karayolları genel müdürümüzü takdir etsin herkes diyorsa SSK'nın geçmiş döneminden de o dönemin genel müdürü Kemal Kılıçdaroğlu sorumlusun. Akıl yürüteceksek böyle yürütmek lazım. Ama işin önü söz arkası yine yalan. Diyelim ki hesabı Kemal Bey verecek. Kemal Bey'in döneminde 4,5 milyar TL bugünkü parayla açık var. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 407 milyar TL açık var. Tam 100 kat. Açık 100 kat artmış. Yani Kemal Bey'in dönemindeki açığı söylüyor, kendi dönemindekini söylemiyor. 100 kat artmış. Kaldı ki o dönemde 7000 gün çalışan emekli oluyordu. Yani daha erken emekli maaşı bağlanıyordu. Daha az prim alınıyordu. Yani bu açığı arttıracak bir şeydir. O gün emeklilik yaşını yükselttiler. O gün emekli olmak için kadınlar 38 yaşında emekli olabiliyorlardı. Erkekler 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. Şimdi 65 yaşa kadar uzamış yaş var. Ve emekli maaşlarını da düşürdüler. Yani o zaman sadece hep asgari ücretle çalışan biri emekli olduğunda aldığı maaş, şimdi hep asgari ücretle çalışan birine bağlanan maaşın iki katıydı. Şimdi yarısı. O zamanki hesapla mesela 1500 liraydı, şimdi 790 liraya denk geliyor. Sadece SSK'da asgari ücretle çalışırsan asgari ücretin hak ettiği emekli maaşı da yarıya düşürdüler. Buna rağmen açık 100 kat artmış. Neden? Kötü yönetimden. Kim yönetiyor? Tayyip Erdoğan yönetiyor. Ama dönüyor Kemal Bey de hani çok basit bir akıl yürütmeyle şöyle. Kemal Bey ne kadar temiz, ne kadar düzgün bir insanmış ki Tayyip Erdoğan ona bula bula kusur genel müdürüyken ki SSK'nın açığını bulmuş. O da bugünlükdekinin %1'i kadarmış. Z kuşağı bunları bilsin diyor. Z kuşağı istediği her şeyi bilir. Z kuşağı mesela kendilerine saray yapanları biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir apartmanın 4. katında oturuyor. Recep Tayyip Erdoğan 1500 odalı sarayda oturuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun
yazın gideceği, kışın gideceği başka evleri yok. Ama Tayyip Erdoğan hepimizin parasıyla kendine Muğla'da Otlukbeli'nde bir yazlık saray yaptırdı. Katar emiriyle birlikte orada tatil yapacaklar. Ahlat'ta da bir tane kışlık saray yaptırdı. Orada da kayak yapacaklar. Bunları benim söylememe gerek yok. Z kuşağı bunları gözünün önünde görüyor. Mesela Kemal Bey'in danışmanlarının, Kemal Bey'in çalışma arkadaşlarının partiden aldıkları bir tane maaş var. Bir. Ama örneğin Tayyip Bey'in iletişim başkanı var. Pergoleci Fahrettin. Neden pergoleci diyoruz? Evi vardı bunun. Evinin yanındaki boş arsaya gitmiş pergole yaptırmış, mangal yaptırmış, taş döşetmiş. Nerede? Boğaz içinde. Çivi çaksan ceza alırsın. İstanbul İl Başkanlığı bu konuyu ortaya çıkardığında, Üsküdar İlçe Başkanımız bu konuyu ortaya çıkardığında, takip ettiğinde onlara mahkeme açtığı gibi aynı gün gidip Vakıfbank'tan ihaleyle 10 yıllığına arsayı kiralamış suçüstü yakalandığında. Sonra da hatasını kabul edip gençler kınadıkları için bu pergoleciyi, Z kuşağı hashtag yapıp da bu pergoleciyi kınadığı için gitmiş orayı suçunu kabul etmiş, bir de kendi elleriyle yıkmış. Demek ki suç niye yaptın? Madem yıkacaksın neden yapıyorsun? Vatandaş yapamıyor, Cumhurbaşkanı pergoleci danışmanı yapıyor. Ama herkesin babası bir maaş alıyor. Hatta herkesin annesi bir maaş alıyor. İkisinden biri bir maaşı zor alıyor. Emeklilikte yaşa takılmış, yaşlısın diye işten çıkarıyorlar. Emekli olacağım diyor, daha yaşın gelmedi, çok gençsin, git çalış diyor. Cumhurbaşkanı diyoruz ki bunları emekli edelim, EYT'yi çözelim. Çift dikiş yaparlar diyor. Nasıl çift dikiş? Hem diyor emekli maaşı alırlar, 50 yaşında emekli olsa, hem gidip çalışıp ikinci maaş alırlar diyor. Çift dikiş olmasını istemiyorum diyor. Emeklilikte yaşa takılanlar kalsın diyor. Pergoleci Fahrettin 3 maaş alıyor. Eşi 2 maaş alıyor hanımefendi. Eve 5 maaş giriyor. 5 maaş. Şimdi bu 5 maaşı görmeyecek mi gençler? Bilmiyor mu gençler? Gençler hiçbir şey bilmiyormuş, onlara bir şey öğretin diyor. 5 maaş. Sonra bu beyefendi suçüstü yakalanınca diyor ki ben aldığım maaşlardan birini hayır işlerinde kullandım, emin olun diyor. Çok eminiz. Dünyalığı bizim sırtımızdan yaptı. Ahireti, öbür dünya için sevabı da bizim sırtımızdan kazanır. Senin benim paramla aldığı maaşı yemiyormuş, hayır yapıyormuş beyefendi. Bırak devlete, devlet nereye harcayacağını bilir. Hanımefendi yakalandı. Kendisi yaptığı görevin normal maaşının dışında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'na girmiş. 2-3 ayda bir toplantıya katılıyor. 120 milyar lira huzur hakları alıyorlar. Sonra açıklama yaptı. Alıyordum ama feragat ettim. Feragatında belgesini görmedik. Bir gördüğümüz belge, o yönetim kurulu pandemi sırasında birkaç maaşını bırakmıştı. Galiba onu kastediyor. Biz görsek ya, o baştan beri aldığın maaşları feragat ettiysen geriye nereye verdin? Hazineye gelir kaydedildi mi? Bugün o maaşı almadığınla ilgili feragatnameyi görsek? Yok. Ama inanın öyle yapıyorlar. İnanacağız biz de.